Bakanlar Kurulu'nca 10 Aralık 2010 tarih ve 27.781 sayılı resmi gazetede yayımlanan karar gereği, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü, şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro inşaatlarını yapmakla yetkilendirilmiştir. Kızılay-Çayyolu 2 M2 metrosunun kalan işleri, KOMSA SA artı Açılım İnşaat Ortak Girişimi tarafından verilen en uygun teklifle 131.964.111 liraya yapılmaktadır. Kızılay-Çayyolu metrosu, TBM delme, NATM delme tünel, aç-kapa tüneller ve 11 adet istasyonuyla toplam 16.590 metrelik bir güzergahtır. Bir günde tek yöne doğru saatte maksimum 1.188.000 yolcu taşıyabilecek kapasitede tasarlanmıştır. İstasyonlar Çayyolu 2, Çayyolu 1, Ümitköy, Beytepe, Köy Hizmetleri, Bilkent, ODTÜ, MTA, Söğütözü, Milli Kütüphane ve Necati Bey istasyonlarının Kızılay istasyonuna bağlantısı şeklinde inşa edilecektir. 9 Şubat 2012'de sözleşmesi imzalanan hat, 2013 yılı sonlarına doğru tamamlanıp işletmeye alınacaktır. Batıkent Sincan Organize Sanayi Bölgesi İstasyonu M3 metrosunun kalan işleri, KOMSA SA artı Açılım İnşaat Ortak Girişimi tarafından verilen en uygun teklifle 110.612.560 liraya yapılmaktadır. Batıkent Sincan metrosu, hemzeminler, yarma ve yükseltilmiş, doldurulmuş hatlar, viyadükler, aç-kapa, delme tüneller ve 11 adet istasyonuyla toplam 15.590 metrelik bir güzergahtır. Bir günde tek yöne doğru saatte maksimum 1.188.000 yolcu taşıyabilecek kapasitede tasarlanmıştır. İstasyonlar, Organize Sanayi Bölgesi, Törekent, Gazi Osman Paşa, Fatih, Devlet Mahallesi, Eryaman 3, Eryaman 1, 2, İstanbul Yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez istasyonlarının Batıkent istasyonuna bağlantısı şeklinde inşa edilecektir. 9 Şubat 2012'de sözleşmesi imzalanan hat, 2013 yılı sonlarına doğru tamamlanıp işletmeye alınacaktır. Tandoğan Keçiören M4 metrosunun kalan işleri, Gülermak İnşaat artı Kolin İnşaat Adi Ortaklığı tarafından verilen en uygun teklifle 274.630.000 liraya yapılmaktadır. Tandoğan Keçiören metrosu, TBM delme tünel, 3067 metre NATM delme, aç-kapa tüneller ve 11 adet istasyonuyla toplam 9220 metrelik bir güzergahtır. Hattın tamamı 10.582 metredir. Bir günde tek yöne doğru saatte maksimum 1.188.000 yolcu taşıyabilecek kapasitede tasarlanmıştır. İstasyonlar Gazino, Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dış Kapı, ASKİ, Atatürk Kültür Merkezi ve EGO istasyonlarının Tandoğan istasyonuna bağlantısı şeklinde inşa edilecektir. 2 Şubat 2012'de sözleşmesi imzalanan hat, 850 gün içinde tamamlanıp işletmeye alınacaktır. Tandoğan ve EGO istasyonları sözleşme dışı ancak proje dahilindedir. Hali hazırda Gazino, Dutluk, Mecidiye istasyonlarının kaba inşaatları bitmiş ve ince işlerine geçilmiştir. Kuyubaşı istasyonunun peron katı tünelleri bitirilmiştir. Gazino istasyonundan Mecidiye istasyonuna kadar olan tüneller de tamamlanmıştır. Dış kapı istasyonunun kazısı yapılmış, belediye, meteoroloji, dış kapı, ASKİ
ve Atatürk Kültür Merkezi istasyonları da aç kapa olarak yapılacaktır. Elektromekanik işleriyle M2, M3, M4 arasının sinyalizasyon sistemlerinin yapılması, ayrıca M1 sisteminin yeni sisteme uyumu işleri de aynı şartlarla 25 Nisan 2011 tarihinde devir alınmıştır.